İçeri kadar girdi işte, hap verdi. Ne hapı dedim, böyle ben ötürdüm böyle onu. Adamın adını koymuşsa şeref ama şerefsiz çıkmış. Samsun'un Bafra ilçesinde 87 yaşındaki bir adam, 66 yaşındaki kadına cinsel taciz girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. 66 yaşındaki Sebahat teyze bu evde tek başına yaşıyor. Dün gece evine gelen yaşlı adam ona zorla bir hap içirmek istedi ve ardından kendisini taciz etti. Ne hapı dedim, böyle ben ötürdüm böyle onu, kapı dışarıya attım. Attım. Buradan dışarı mı attınız kapıdan? Evet, evet attım. Odaya girmiş. Televizyonun çalıştığı oda var ya. Evet. Oraya girmiş. Ben haberim yok. Evin içine kadar girdi. Evet, evet içeriye girmiş. Olay ilçe merkezine 3 kilometre mesafede bulunan Çetinkaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 87 yaşındaki Şeref, aynı mahallede oturan 66 yaşındaki Sebahat Niner'in evine gelerek cinsel tacizde bulunmak istedi. Hap veriye, bana hap veriye, sen kimsin ha dedim böyle, sen kimsin dedim. Ne demeye dedi, çalışan dedim, ne hapı dedim. İzin verir miyim öyle mikroba? İzin verir miyim yavrum, izin verir miyim? Ne dedi sana? Ben televizyon izliyorum ya, ne kadar güzel televizyon izliyorsun ya bak. Bağıran kadının imdadına komşular yetişti. Sebahat teyze burada, bu evin kapısına kadar kendisini taciz eden adama direndi ve naralar atarak çevreden yardım istedi. İmdat diyeyim vardım. Can kurtaran yok mu diyene. Öyle vardım inan ki. Peki. Ama götler böyle atayan bir yandan tepriyen böyle gittiğine ne isteyen benim evimde dedim. Ne isteyen la ne isteyen ben ne. Ona gelmiş bir iki sefer gelmiş hap göstermiş ona. Bu demiş bu hapı sen de iç ben de içeyim demiş. Ha, kimse hastayık demiş. Biz buradaydık, orada bizim imdat diyene bağırdı kadın. İmdat diyene benim oğlan gitti yetişti, adam ta yatak odasına kadar girmiş. Adamın gözü mü kızmış, ne yapmış? Ya tecavüz etmeye gitmiş daha. 3-4 sefer gelmiş zaten. Adamın adını koymuşsa şeref ama şerefsiz çıkmış. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri 87 yaşındaki dedeyi girdiği evde yakalayarak gözaltına aldı. 87 yaşındaki tacizci dede ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.